Türkiye'nin çözülemeyecek sorunları yok ekonomide. Çözülür. Çok ciddi sorunları var mı? Çok ciddi büyük sorunları da yok. Ama bazı yapısal sorunları var. Bizim şu anda acil olarak ihtiyacımız olan fazla harcama yaptığımızdan dolayı döviz likiditesi. Yani seçim sonrasında herhalde bu seçim ekonomisi artık uygulanmayacak. Dolayısıyla bugünkü politikalar da uygulanmayacak. Terk edilecek. Dolayısıyla seçim sonrası zaten dövize olan ihtiyacımız azalmış olacak bir ölçüde. Ama ayrıca seçim sonrası belirsizlik azalacağı için yine dövizin Türkiye'ye gelmesi için de bir ortam yaratacak. Buna bir de hükümet politikaları yardımcı olursa, para ve döviz politikaları yardımcı olursa, piyasa dostu olursa ne iyi. Yani böyle bir akışı başlatabiliriz. Türkiye'nin Arjantin olması zor. Tarihte görülmemiş. Yani en son 2001 krizinde beraber krize girdik. Türkiye kurtardı, Arjantin kurtaramadı. Türkiye genelde Güney Amerika ülkeleriyle Güneydoğu Asya ülkeleri arasında orta yerde bir yerde yer alır. Güneydoğu Asya ülkeleri hakikaten çok çalışkan, disiplinli ve hızlı gelişen ülkeler, büyüme hızları yüksek. Buna karşılık Latin Amerika ülkeleri hakikaten düşük, sürekli istikrarsızlık içerisinde hem siyasi hem ekonomik devam ederler yollarına. Türkiye tam hem fiziki olarak orta yerde hem bu politikalar yönüyle de orta bir yerde. Ne Asya kadar yüksek büyüyebiliyor, ne Latin Amerika kadar da ya da Arjantin kadar da krizlerle boğuşuyor ve o kadar kötü oluyor. Yani Türkiye'yi de belki çevreleyen şartlar Türkiye'nin bu duruma düşmesini engelliyor ya da Türkiye'ye destek oluyor. Yani üretim gücüyle, işte ticari ilişkilerle, borçlanmasıyla, dış borçlanmasıyla, jeopolitik konumu itibariyle bence Türkiye Arjantin olmaz. Döviz kuru uygulamalarında da yani bu hakikaten son 1-2 hafta daha uygulanır. Çok olağanüstü şartlar olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu dönemde bittikten sonra kısmen bir rahatlama, kısmen bir düzelme, kısmen bir normalleşmeye dönüş beklerim. Bunun da bir gecede olmayacağı çok açık. Kademeli bir şekilde olması gerektiği de çok net. Özellikle işte bu KKM 100 milyar dolara vardıktan sonra biraz daha belki artacağından dolayı bunun eritilmesi zaman alacak. Yani bir anda bunu eritemezsiniz. Bunun yaklaşık belki yarısı dövize dönecek. Bu kadar dövizsiz yani bu kadar dolarizasyona yol açmak hata olur. Yani buna niye yol açasınız ki? Yani bunu zamana bırakırsınız, zamana yayarsınız. Belki de dövize dönme ihtiyacı da azalır. Döviz kuru da dengelenir. Dolayısıyla bütün bunlar yol boyunca ortaya çıkar. Yani çok bir sorun değil ama KKM'nin bir kur KKM rejimi galiba değil mi? Kelimenin tanımlama. Güzel bir tanımlama. En azından Türkiye'yi böyle yaklaşık 1,5 yıl diyelim idare etti. Yani Aralık 2021, işte Mayıs 2023. Bu arayı köprü olarak geçirtti bize. Belki bu 100 milyar doların belki yarısı diyelim dövize dönecekti. O da ekstra bir stres ve baskı yaratacaktı kur üzerinde. Bunu yaşamamış olduk. Dolayısıyla yeni dönemde de eğer bir yumuşak inişi gerçekleştirebilirsek, buradaki tahribat da ya da bunun getireceği tahribatı da o ölçüde azaltmış olacak.